Herkese merhabalar, hayırlı günler. Arkadaşlar bugün size ev şartlarında yapabileceğiniz hem kendiniz için hem de tüm ev halkının yararına olacak basit bir ritüel vermek istiyorum. Nazara negatife karşı ev halkı için uygulama. Önce biraz bahsedelim. Nazar ve negatiften arınmak ya da göze nazara karşı diye birçok ritüeller verdik ya da benim sayfamda mevcut. Ama bugünkü uygulamam daha önceden verdiğim ritüellere benzemiyor. Sebep hem kolay hem de göze nazara, mesela ev halkı birçoğu inanır, birçoğu inanmaz. Örneğin sen inanırsın, eşin inanmaz. Ben nazara inanmıyorum ya da ben büyüye inanmıyorum diyenler var. Mesela eşim inanmıyor, ben ne yapabilirim deyip mesela bu konuda bakım yaptırdığı zaman şikayetçi olan eşleri de görüyoruz. Ya da ne bileyim işte çocuğum inanmıyor ama üzerinde bir ağırlık var, nazar var deyip mesela bu konuyla ilgili bakım alan anne babaları da görüyorum. O yüzden de bugün pratik, kolay uygulama ya da ritüel gözden nazardan hem sen hem ev halkın arınması için, korunman için sürekli elinizin altında kalacak sıvı şeklinde okunup ondan sonra da dediğim gibi işte videoyu sonuna kadar izleyin, yaparsanız tabii ki de hem siz hem ev halkınız yararlanmış olacaksınız. Sen göze nazara inanıyorsun ya da tüm ev halkınız inanıyorsunuz ya da birçoğunuz inanıyorsunuz, birçoğunuzun da aileden bazı kişiler inanmıyor ama üzerinde sürekli esnemeler, ağırlık, üzerinde nazar var ya da bir göze geldin sen dediğin zaman ben inanmıyorum göze nazara dedikleri zaman acaba gene de senin için rahat etmiyor. Keşke bunu bir arındırabilseydik, keşke bir kurşun dökseydim ya da keşke bir ritüel yapabilseydim işte deyip mesela hep içinizde keşkeler olanlar var. İşte o yüzden de evinde, ev halkında göz nazar varsa ev halkına yansıtmadan sen bu uygulamayı yaparak tüm ev halkı mesela yaptığın ritüelden ya da uygulamadan yararlanabiliyor. Şimdi videoyu sonuna kadar izleyin, dinleyin. Videoya geçmeden önce bireysel bakım yaptırmak isteyen danışanlarımın ya da randevu almak isteyenlerin dikkatine şu telefon numaralara yazdığınız zaman otomatik linkler gidiyor. Randevu sayfamız bu telefon numara altında mevcut. Sonu 3743 telefon numara altında mesela otomatik link gidiyor. Ürün satış sayfamız, kitap satış sayfamız ayrı. Asistan Sevil Hanım'la görüşmek istiyorsanız ya da ritüeller için bal mumu almak istiyorsanız Instagram sayfamızda eskiden Sevilen Mum'du, şu an Vedmarana Mum sayfası olarak kilit kelimeyi ön plana çıkarttık. Instagram'dan bakabilirsiniz. İşte ritüellerde uygulayacağınız mumları oradan alabilirsiniz. Türkiye içi ve ya da Türkiye dışı fark etmez, randevu üzerine çalışıyoruz. Türkiye dışı asistan Sevil Hanım'la randevu almanız gerekiyor. Türkiye içi de sistemden randevu oluşturmanız gerekiyor. Türkiye dışı ürün almak istiyorsanız asistanla ya da benimle iletişime geçiyorsunuz. Türkiye içi randevu gibi gene de ürün satış sayfadan almak istediğiniz ürünleri alabilirsiniz. Geçiyoruz ritüelimize. Arkadaşlar, bu uygulama için lazım olan malzeme bir tane mum. Bir tane mum lazım. Ondan sonra bir kibrit, şunun gibi yarım bardak musluk suyu olabilir, arıtma suyu olabilir, fark etmez. Ve sirke lazım. Şimdi sirke, mesela bu elma sirkesi, üzüm sirkesi var. Bunlar esans halinde değil. Mesela Türkiye dışı Almanya olsun ya da Rus toplumlarında uksuzlu kislata diye mesela esans şekilde satıyorlar. Bir iki damla damlatıyorsun. Bir iki damlada bile kendini çok belli eden ya da aşırı derecede mesela insanı boğuyor kokusu. O yüzden de işte bunun gibi artık hazır halde olan sirkeler ya da dediğim gibi esans haldeyse bir damlacık damlatıyorsunuz. Yok hazır haldeyse bundan mesela yemek kaşığıyla bir kaşık suğunuza ilave edebilirsiniz ya da fark edilmeyecek şekilde çok kokusu bastırmasın. Şimdi suyunuza sirkenizi ilave ediyorsunuz. İstediğiniz gün, istediğiniz saatte yapabilirsiniz. Mumu aldın, mumu yaktın. Mumunu yaktın.
Suun hazır, sirken hazır, esens halindeyse bir damlacık, yok bunun gibi şey, esens olmayan elma, üzüm sirkesi ise bunlardan işte koku, pek fazla işte kokusu belli etmesin kendini, bir yemek kaşık katabilirsiniz. Ayrıyetten bir tane şırınga hazırlayın ve şampuan, duş jeli gibi eşinizin, çocuklarınızın ya da ev halkının kullandığı şampuanlar, duş jellerine bunu ilave etmen gerekir. Ama bunu böyle dökemezsin ya da dolduramazsın, işte o kutuların içine azar azar şampuanlara ilave edemeyeceğin için bu şekil şırınga ile kolay bir şekilde çekiyorsun. İşte sonradan da şampuanların, duş jellerinin içine katıyorsun. Ritüelden sonra güzelce karıştırıyorsun. Şampuan, duş jelleri yerine koyuyorsun. Haber olmadan yıkanacaklar ve göreceksiniz. Çok rahatladım, çok kendimi iyi hissediyorum demeye başlayacaklar bu uygulamadan sonra. Ben anlatabildim galiba. Bu uygulama için sirke, mum, istediğin gün, istediğin saatte, ev halkı mesela yokken rahat bir şekilde yapabileceğin günü, saati seçiyorsun. İşte yarım bardak, bir bardak durumunuza göre su ve pek fazla kokusu boğmayacağı şekilde sirkeni kendi durumuna göre suya ilave ediyorsunuz. Sirke biliyorsunuz hep dedelerimizde ya da büyüklerimizde hep sirkeli suyla negatiften arınmak için, gözden nazardan arınmak için sirkeli su döktüm, sirkeli suyla evi yıkadım, sirkeli suya yıkandım diyenler var. Bu mesela insanların artık sirkeyle işlemler, uygulamalar yapması kendilerini arındırmak için belli bir güce ya da belli bir enerjiye sahip ya da herkesin bildiği bir şey. Hangi şey çok yapılıyorsa halk içinde artık işte mesela sirke ile evlerinizi ya da iş yerinizi arınması için mesela su döküyorsunuz sirkeli ya da paspas yaptım, yıkadım her yeri sirkeli suyla diyorsunuz. Bunu sürekli herkes yaptığı için artık bu kendi kendine bir ritüel oluşmuş oluyor. Biz şu an o enerjinin üzerine bir kere kendi nefesimizde tekrar bir enerji katarak ev halkını negatiften arındırmak için ne yapıyoruz? Kullandığı şampuanlar, duş jeller gibi şeylere mesela bunları ilave ediyoruz. Şimdi örnek veriyorum, damlattın sirkeni, hazırladın, mumun hazır. Kendini rahat bir şekilde hissetmen gerekiyor. Hanımlar bu uygulamayı özel günlerinizde yapmayın. Şimdi şu bir bardak suya nefesin gitsin, şu şekil söyle. Keskin sirke, kem gözleri nazarları kes. Su aktığı yere kem gözleri nazarları, art niyetli insanın art niyetli ağırlıklarını götürsün. Su ile birlikte akıp yok olsun tüm ağırlıklar, gözü nazarlar diyeceksiniz. 11 kere bunu tekrarlıyorsunuz. Her seferinde üfürüyorsunuz. Eğer İstiyorsanız mesela 7 nas, 7 felek, 7 ihlas okuyabilirsiniz üzerine. 11 kere az önceki söylediklerim, ondan sonra 7 nas, 7 felek, 7 ihlas da olabilir. Ya da nas, felek, ihlası bilmiyorum diyenler var. Ya da Müslüman olmayıp da başka inançlardan olanlar var. Onlar direkt az önceki dediğimi de yapabilirler. Keskin sirke, kem gözleri, nazarları kes, su aktığı yere, kem gözleri. Art niyetli insanın art niyetlerine nazarları götürsün, su ile birlikte akıp yok olsun, art niyetli insanların ağırlıkları, gözü nazarları demeniz yeterli. Ondan sonra şırınga ile alıyorsunuz suyunuzu, biraz biraz şampuana, duş jeline, işte tüketilen ne varsa bunlara ilave ediyorsunuz. İlave ettikten sonra güzelce bir çalkalayın, güzelce karışsın ve o şekil kalsın. Ve inanın en kısa zamanda Rana'nın bu uygulamayı yaptık, ferahlığa kavuştuk. Ya da ev halkı biraz sakinleşti. Evimizde kavga, gürültü azaldı. Ya da ne bileyim, eskisi gibi baş ağrım yok. Ya da eskisi gibi kendimi ağır hissetmiyorum. Ya da işte ev halkı kim uyguladıysa onlar bile kendimi çok iyi hissediyorum ya da kuş gibi oldum dediğini fark edeceksiniz. Ama sirkesine az katın. Şimdi arkadaşlar, göz nazar için tabii ki diğer ritüellerimiz var. Yapmak isteyenler, daha da başka ritüeller de var mesela, istiyorsanız yapabilirsiniz. Rana Hanım, ben yeni abone oldum, videoların birçoğunu bulamıyorum diyenler, kitap şeklinde de alıp mesela yararlanabilirsiniz. Kitap, ürün ve kitap satış sayfamızda var. Ondan sonra kişiye özel enerji çalışması yapılarak sabunlar, mumlar ürün satış sayfasında mevcut.
Onlardan alıp yararlanabilirsiniz. Sadece hangi ürünü satın almak istiyorsanız öncelik ile videolarını bulun. Hepsinin açıklama olarak mesela videoları var. Ondan sonra da ürünlerinizi satın alabilirsiniz. Rana Hanım, acilen bakım istiyorum, acilen kargomu yolla diyenlerin dikkatine, hemen sizin istediğiniz günde, istediğiniz saatte hiçbir şeyi acil yapamıyorum. Çünkü ben yavaş yavaş fırsat buldukça kargolarınızı ya da bakımlarınızı yapıyorum. O yüzden de benim diyeceğim, sabırlı olun. Randevu almak isteyenler, az önce söyledim. Ayrıyetten de bu ritüel size ve ev halkınıza huzur versin diyeceğim, bu kadar. Hayırlı görün.